Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PlayStation 2 emülatörü ile Kaptan Tsubasa oyunun hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle Codebreaker diye bir program lazım. O programı Google'a Codebreaker yazdığınız zaman ilk siteye çıkan sitede tıkladığınız zaman buradan download dediğiniz zaman bekleyeceksiniz biraz. Şuradaki sahneye geçtikten sonra buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Download dediğimiz zaman gördünüz mü? Dosyayı kaydettiğiniz zaman bende var. Kaydettiğiniz zaman inmiş olacak. Bunu buradan indirdikten sonra Tsubasa'nın burasına atın, içine attıktan sonra burada şurada dosyayı buraya çıkart deyin ya. Buraya çıkart dedikten sonra arkadaşlar şu şekilde çıkmış olacak. Ben de demontos olduğu için bu şekilde gösteriyor. Size daha farklı şekilde gösterebilir. O sorun değil. Önemli olan PlayStation 2 emülatörü açması, Codebreaker'ı açması. Şimdi tıklayalım. Buradan ISO seçimi yapalım. Buradan Codebreaker'ı ilk önce açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hile kodlarını yazabilmek için. Tıkladıktan sonra buradan tam dediğimiz zaman şu şekilde Codebreaker dosyasını açmış olacak. Evet, gördüğünüz gibi Codebreaker'ı açtı şu anda. Evet, burada Select Chest kısmına geliyoruz. X'e basıyoruz. Buradan oyunumuzun ismini yazıyoruz arkadaşlar. Kaptan Tsubasa yazalım. Buradan bu şekilde Kaptan yazsak da yeterlidir. Yazdıktan sonra Start'a basıyoruz ve aktif hale geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra bunu ileri yön tuşuyla iç kısmına girdikten sonra yuvarlağa basıyoruz. Buradan da Tsubasa hile kodlarını açalım. Bu şekilde. Burada önemli olan arkadaşlar İlk önce şu master kodu yazmamız arkadaşlar. Bu master kodu yazmadan diğer hiçbir hile çalışmaz. Bu önemli nokta. Burada master yazalım. Direkt. Master yazdıktan sonra enter'a basalım. Şu anda master yazdık. X'e bastıktan sonra aktif hale getiriyoruz. İleri tuşuyla yine içine girdikten sonra yuvarlağa basıp kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki kodumuz F0 100 208, çift 0 11 C2 8 B. Yazdıktan sonra Start'a basıyoruz arkadaşlar. Kodumuz olmuş oluyor. Geri tuşuyla çıkıp bu sefer şuradaki kodu yazmamız lazım arkadaşlar. Bizim TP max'ımız, gücümüz full olması için. Buradan geldiğimiz zaman tekrar yuvarlağa basıyoruz. TP max yazıyoruz buraya. Start'a basıyoruz. Tekrar ileri tuşuyla giriyoruz. Yuvarlağa basıyoruz. Ve ilk buradaki kodu yazıyoruz arkadaşlar. 202 E
77 C 0 gümüş öyle. Sonra 3. Bunu yazdıktan sonra Start'a basıyoruz. Tekrar buradan çıkmadan tekrar yuvarlığa basıyoruz. Bir altındaki kodu yazıyoruz bu sefer. 200 2 E 77 C 4 sonra 64. Bunu da yazdıktan sonra Start'a basıyoruz arkadaşlar ve geri çıkıyoruz. Buraya TP-Max'ı da aktif hale getirmek için X'e basıyoruz. Sarı şekilde yanması gerekiyor. Buradan da çıktıktan sonra Start'a bastığımız zaman bizi ana bölgesine atacak. Evet, yine tekrar buraya geldik. Şu anda burası çok önemli arkadaşlar. Yazdığınız bu şekilde yaptığınız buraya geldi. CD kısmına Start Game'e gelince X'e basıyoruz bir kere. Ve bize böyle bir şey çıkıyor İngilizce. Bu diyor ki CD'yi takın. Yani artık oyun CD'si hilemiz aktif. Oyun CD'sini takacağız. Buradan PlayStation 2 emülatör kısmına geldiğimiz zaman buradan ISO'sunu seçeceğiz. Evet, kaptan tutumuzu seçelim. CD'yi değiştireceğiz burada sadece arkadaşlar. Burası önemli tekrar. Değiştirdikten sonra buraya geldiğimiz zaman X'e bastığımız zaman oyuna girecektir. Hilemiz aktif halde olacaktır. Deneyelim hemen. Hemen deneyelim. Captain Tsubasa. Story mode ya. İyi. Nankatsu'nun kickoff'u. Şiyai kaisi desu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar TP maksimiz 3. Bu hiçbir zaman gitmiyor. Hilemiz aktif hale gelmiştir. İsterseniz deneyin. Sakın. Bu da süper sıkıntı kodu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada TP süper şutumuzu çektiğimiz halde TP'miz 3, maksimum 3 arkadaşlar. Bu hiçbir zaman gitmiyor. Diğer kodları da yazabilirsiniz. Onlar da işte enerjisi gitmiyor. Sonra karşı rakibin TP maksimum full diyebilirsiniz. Suvasa'nın gücünü 9999 yapabilirsiniz. Diğer kodları da aktif hale getirdiğiniz zaman bu şekilde olmuş oluyor. Zaten Codebreaker linkini aşağıda bırakacağım videonun altında. Orada indirebilirsiniz direkt. Ve ayrıca Tsubasa kodlarını da videonun altında yazmış olacağım arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.